Evet sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arası dedik. Sizlerin Spor 55 sayfamıza, Atilla Cebeci'nin kendi Facebook sayfama ve Haber Aks TV'ye mesajlarınızı yazabilirsiniz. Biz de bu yorumlarınızı, mesajlarınızı okumaya çalışacağım. Hüseyin Varlık, Didim'den selamlar, iyi yayınlar. Bu kadro ile şampiyon olacağız diyen Taner Hoca 4 haftadır oynanan futbolu görmüyor demek ki. Altın Çekiç Oto, Samsun Mercedes Garaj ailesi olarak size ve Samsunspor'umuza başarılar dileriz diyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz bu Mercedes Garaj ailesine. Çok da güzel bir geçen de etkinlikleri vardı. Dün akşam etkinlikleri vardı. Biz de buradaydık. Çok sağ olun, çok var olun diyoruz. Yorumları devam edeyim. Eski şans devam ederse bizi yener, hem Samsun'da hem de İstanbul'da bakacağız. Bu hafta yenilginin sebebi neydi? Biraz özgüven mi yoksa diyor. Hocam olabilir mi? Çok özgüvenli bir takım mıyız da bundan dolayı mı kaybediyoruz? Ender Hocam. Yani özgüven kötü bir şey değil. Fazlası zarar, azı karar. Yani futbolcularda bir özgüven şeyi olabilir. Ama o özgüvenin gereğini yerine getireceksin. Kafama takıldı. İlyas Kubilay neden çıkmış olabilir hocam? Bir şey oynamadı. Oynamadı mı? Yoksa karşı rakip takım iyi bir analiz edip de İlyas'tan çıkacak olan her top tehlikelidir deyip iyi bir kitleme yapmış olabilirler İyi mi? İyi analiz edildiği kesin. Evet. Kitledikleri kesin. Yani ondan dolayı da çıkartmış tabii olabilir hoca. Hani oyun planını geçtiği maçları izlediğinde tabii en kreatif oyuncu kim? İlyas Kubilay Yavuz. Tamam onu onu çıkarttı ki onların oyun planını bozmak istedi belki de Taner Hoca. Bu da olabilir. Ama giren tabii vasattı. Yani onu şimdi burada çok iyi kurguyla çıkmadık biz ya. Ben onu gördüm. Aksine yani onlar çok iyi hazırlanmışlar. Biz yani çok iyi kurguyla çıktık. İyi hazırlanmışlar ve yani bizde şey yok. Yani baskı kuramıyoruz. Baskı kurduğumuz anda gol geliyor. Ama baskıyı kuramıyoruz. 3 dakika 5 dakika sıkıştırıyoruz ama ondan sonra saman ele gibiyiz. Aynen. Bir anda parlıyoruz. Daha sonra sönüyoruz. İkinci bölgede mi baskıyı yapmamız gerekiyor? Abi adam seni oynatmadı, çıkarmadı. Geriden oyun kurdurmadı. Pas yaptırmadı. Sen buna tedbir alamadın. Bu. Başka bir şey yok. Yani bu maçlarda benim gördüğüm, yani şampiyonluğa giden maçlar böyledir. Yani bir tane attığın anda yani 1-0, 2-0'lık maç bunlar. Kim atarsa o maçı alır tarzı bir maçtı. Aynen öyle. Yani oyunun o zaman iyi bir futbol beklemeyelim artık. Yani denk kuvvetlerde ama biz öyle zannettik ama biz denk değildik. Keçiören daha iyiydi açıkçası. Evet. Ya ben de kabullenemediğim şey bu hocam. Yani bak niye kabullenemediğim şey bu. Şimdi çok net bir şey söyleyeyim. Şimdi Samsunspor yönetimi Keçiören Gücü yönetimiyle kıyaslanır mı? Mümkün değil. Mümkün değil. Yönetim görevini yapmış mı sezon başında? Yaptı. Teknik heyetini getirmiş, sportif direktörünü getirmiş, hocadan transfer listesi alınmış, transfer komitesi kurulmuş, oyuncular transfer edilmiş. İddialı bir kadro yapılmış mı? Yapıldı. Yapılmış. Tabii. Güzel. Bu oyuncuların alması gereken paralar gününde ödenmiş mi? Ödendi. Var mı Samsunspor'da bu sene Allah için maddi problem adına, bir sıkıntı adına bir şey duyduk mu? Yok. Duymadık. Çok güzel. Stadyumumuz standartların, bu ligin standartlarının üzerinde. Kat çok, be çok kat üzerinde mi? Yani kesinlikle. Avrupa standartlarında bir stadyumumuz var. Seyircimiz, seyircinin coşkusu, seyircinin sayısı, seyircinin takıma desteği Keçiören Gücü'yle kıyaslanabilir mi? İşte 10 kişiydi. Şimdi kağıt üzerinde her şey tamam. Abi sahaya çıkıyorsun, şu lafı söylemek ağrıma gidiyor ya. Keçiören bizden iyi oynadı. Keçiören bizden iyi hazırlanmış. Bizim malzeme daha iyi. Bizim kumaşımız daha iyi. İngiltere'den getirmişiz. İngiliz kumaşı 180S. Nefis bir takım elbise çıkar bundan. 180S. Sık dokuma. Her şey tamam. Abi adam 140S. Ama evet, daha kip. Daha harika bir takım çıkarmış. Terzi. Olay terzide. Derken şeye geldik yani. Ben sen az söyleyeyim, siz çok anlayın. Biz anladık hocam, anladık. Şimdi burada tabii yani topu Keçiören çevirdi. Oyun esnasında yaydı. Sağa yaydı. Şimdi biz onu yapamadık.
Yayınca bu sefer fazla koşuyor takım. İster istemez fazla koşuyor. Fazla koşunca da zaten kondisyon bu maçta çok anlamış değilim. Yani arkaya da çok top atıldı. Çok boş alanlar yakalandı. Defans oyuncusu da gidip sol taraftan orta yapmaya kalkarsa yorulur. Yani sırf o sol kulvarı kullanıyor bu sefer. Yani iyi top yapamazsak, top onlar oynarsa biz sadece koşuyoruz. Böylece kondisyon da yetmiyor. Yani peki Oğuz'un yedek kulübesinde oturtturulup da sonradan oyuna sokulmasını nasıl yorumlarsın? Hasta, zehirlenmiş adam balıktan. Ne işi var o zaman kulübede? Balıktan zehirlenmiş, güçsüz, idman kaçırmış, serumla falan sahaya çıkmış. Yani bu adamı 18 almışız, sonra da 69. dakikada oyuna sokmuşuz. Son 20 dakika hadi kurtar bizi diye. Yani neresinden bakarsan bak. Canım, ben sıkıntı. Okan Dernek'ten de çok şey bekliyordum. Yani açıkçası ligin başında bakıyordum. Kaç haftadır oynamıyor normal. Maç eksiği var adamın. Yani kaç haftadır oynamıyor Okan Dernek? İlk 1-2 hafta ben gördüm Okan Dernek'i. Ben sana söyleyeyim hocam, Okan Dernek yok ki. Abi sakatımız olacak, cezalımız olacak. Biz 1-2 tane sakatımız, cezalımız oldu diye bütün dengemiz bozulacaksa, biz bocalayacaksak niye bu kadar geniş kadro kurduk? 17 tane mi transfer yaptık? Evet. Kaç tane transfer? Evet. Nerede Metin Canciciler, şunlar bunlar? Biz bir ton oyuncu aldık hakikaten biz ya. Doğru, evet. Tabii sıkıntı bunlar için. Yok. Çok oyuncu alındığında ister istemez bir oturma süreci var ama o süreci de artık neredeyse geçirdik. 12. haftaya geldik. Yani uyumlu olması takım, bir uyumsuzluk halen devam ediyor. Çok transfer var. Hani istediğimiz şeyler bunlar ama şu şimdi anda ben Taner Hoca'ya şöyle bir yorum yapayım. İşte ligin 2. 3. 5. maçı. Bana biraz sabır, biraz sabır. Biz 2 ortalamayla gidersek bu takım şampiyon olur. Şimdi 2 ortalamanın neresindeyiz? Üzerindeyiz. Ben geçen hafta o zaman söyledim. Panik var mı? Yok. Bak bak, geçen hafta da söyledim. Programın başında da söyledim. Biz 4 puan gerideyiz. Şampiyonluk hedefimizden bir şey kaybetmedik. Biz Sarıyer'e yenildiğimizde 7 puan fark oluşacak. Biz şampiyonluk hedefimizden, gene pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Biz şampiyonluk için yola çıktık. O zaman ama 2 puan altına mı düşüyoruz? Benim söylediğim şey şu. Kaç ya 2 puanın altında. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Çok önemli değil. Yani 2 puanın altına çıkarsın, üstüne inersin. Çok önemli değil o. 26'da kalırsın. 13 maçta 26, gene 2 puan. Gene 2 puan. O önemli değil. Ama biz söylüyorum ya, bir sıçradık, 2 sıçradık, 3.'de takıldık. Yani bizim bu oyun yapımız geleceğe yönelik tedirginliklerimizi arttırıyor. Benim söylemek istediğim bu. Evet. Yoksa yani olur, Sancaktepe'ye de yenilirsin, futbolda bunlar olur. 34 maçın 34'ünü de kazanacak halin yok. Bazılarını yenileceksin, bazılarını berabere kalacaksın. Ama kardeşim biz bir şey oynamıyoruz. Bizim bir oyun planımız yok. Evet. Soruyorum ya, futbol kitaplarında yazan hangi oyun planıyla oynadık biz ilk yarı? İkinci yarıyı hiç saymıyorum bile. Çünkü ikinci yarı olay şirazesinden çıktı. Peki, o kadar çünkü gol bulmak için bilinçsizce saldırdın. İster istemez arkada boşluk bıraktı. Yani adam pozisyonlar verdi. Keçi öğren gücü elinde şey olsaydı, biliyor musun? Böyle ilahi bir güç olsaydı, bir sipariş verseydi. Böyle bir maç sipariş ederdi. 45'te gol atayım, gireyim içeri. İkinci yarı her şey benim lehim olsun. 45'te golü yedik, talihsizlik. Ya arkadaş, çok nefis oynarsın. Takır 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 oynarsın. Zorlarsın, pozisyona girersin. Olmadı kaleci dersin. Uçar, kaçar, direklerden döner. Duran toplar olur. Kaç tane korner kullandık i̇şte ya? Ben şimdi ikinizi izledim ya şeyin önünde. O yok hocam, abi. Monitörün önünde. Yani Samspor'un atağından hiç bahsetmediniz. Yani orada adamların kaçırdıkları pozisyonlardan çok daha fazla konuştuk. Abi çok yediğimiz golü gösterdim ya az önce ekranda ya. Şeyde var. Dört kişi adamı yok kafese aldılar ya. Ya en yakın adam 30 metre. Pozisyonlar da var şimdi. Direkten dönem var. Kalecinin kurtardığı var. Atamadığı bir tanesini gösterdi. Ya. Pozisyon fazla. Yani hocamın dediği gibi şimdi hani ikinci yarı zaten aman aman bir şey yok. Hiç ikinci yarıyı yorumlamaya çok gerek atak yok. Yedik. Yani orada arkaya sarkanlar devamlı pozisyon buldu zaten. Aynen öyle hocam. Aynen öyle. Peki hocam şimdi geriye şurada Sarıyer'den sonra 2-4-5 maçımız daha kaldı.
Kim geliyor Sarıyer'den sonra? Hacettepe geliyor. Hacettepe. 6 tane yedi Hacettepe bu hafta. 6 tane yedi. Ondan sonra hani senden geçen hafta konuştuğumuz Uşak maçı var. Ne oldu Uşak? Yenilmez diyordum. Bodrum yendi. Hayır ama adamların söylediği, Sarıyer'in dediği çıkıyor şu anda. Diyor ki bizim rakibimiz Samsunspor değil diyor. Ne diyor? Uşak diyor. Yenildi diyorsun. Ya yenilebilir canım. Anladım. Sen yenilmedin mi? Şimdi ben hep oraya bakıyorum. Oraya kilitlendim ben şimdi. Uşağa kilitlendim. İlk mağlubiyetini aldı. Manisa ve Sakarya maçı var. Sakarya. Haftanın kaybedeni biz olduk abi. Tabii. Evet. Bak. İşin özeti. Rakiplerini hepsi aldı mı? Aldı. Hepsi aldı. Hepsi aldı. Biz kaybettik. Ve biz sahamızda kaybettik. Yani bizim kayıp iki kat. Sahamızda kaybettik. Hocam neyse. İnşallah iyi olur. Şimdi Keçiören Gücü kaç puan yaptı bizi yendi? Keçiören şu anda... Şu puan durumunu bir alalım oraya. Sanırım 22 mi yaptı? 21. Pardon. 22. 22 yaptı. 22 puan yaptı. Tamam. Yani potayı onu da soktuk. Yani potayı onu da soktuk. Liderin yani. Kaç puanı var? Lider 30. 30. 30. Biz Keçiören'i yenseydik 19'da kalacaktı. 11 puan tabii, geride kalacaktı. Yani... Biz ikram adayları ettik. Soktuk abi şu anda. Dedik sen çok geride kalmaya başladın. Tamam. Seni de alalım biz bu çerçevenin içerisine. Gel. Az Cem, bir şey puan durumunu ekrana bir kez daha verir misin? Orada ben şimdi bir şey tespit ettim. Onu bakayım o hocam ben hep 3 S'lere takıldıydım biliyor musun? Samsun, Sarıyer, Sakarya. 3 S'ye takıldım. Bakayım orada belli bir yaşın üzerinde olunca çeşitli şeylere takılıyor insan. Niye hocam? 3 S şimdi orayı zorlamayacak mı yukarıyı? Evet. Sarıyer, Samsun, Sakarya dedim ben. Aa, dördüncü S'de Sancaktepe bak. O nereye gitti hocam o? Dördüncü. Dördüncü. Buyur S'ler orada. Evet. Yok, ben de ben yani benim bu şeyimi 4 S diyelim artık. Peki bu 4 S ligin sonuna kadar götürür mü? Götürür. Götürür. Yani ligin sonu demeyelim. İlk yarıyı bir kere böyle 4S bitirir. Ben onu bunu bilmem. Ben ne Sancaktepe'yi, ne Keçiören'i, ne Uşağı hiçbirini favori görmüyorum kardeşim. Benim için bu ligde favori, ilk 3'ü zorlayacak takım, geçen hafta da söyledim, şu andaki ilk 3 takımdır. Samsunspor, Sakaryaspor ve Sarıyer. Evet ve bunların içerisinde de şey yaparsak... En az hata yapan... Sakarya. Yani... Sakarya bir futbol da, şehri. Evet, yani inanılmaz. Taraftarıyla beraber taraftarı ilgili. Var. Çok güzel bir stat yaptılar. Ve yani amatör de çok iyi. Yani altyapılarında da iyi ilgili. Hani hakemlik tarafından baktığımızda çok sayıda hakemleri var. Sakarya, Kocaeli. Buralarda çok hakem yetişiyor. Doğru. Amatörde ne kadar çok hakem olursa, yani ne kadar çok maç olursa o kadar da hakem oluyor. Bizim Samsun'da içerisinde. Ne kadar var hocam? Şimdi bizim Samsun'da bizim Samet var. Samet Çiçek. Evet. Süper Lig. Bu arada Samet hocama buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizi hiç kırmadı. Teklifte bulunduk. Hocam bize yardımcı olabilecek evet. Görüntüler için sizi gönderdiği için çok teşekkür ediyorum Samet hocaya burada. Şimdi işte biz bıraktık. Samet üste çıktı. Şimdi devam ediyor. Çok da güzel gidiyor. Ama sıkıntımız burada bizim hani yardımcı hakemden çok hakem. Hakem olursa triyosuyla gidiyor. Mete Kalkavan böyle. Şimdi Mete hocam zaten şeydi. Mete ile de çok maça çıktık. Zaten Samsun'da başladı. Daha sonra İstanbul'a gitti. Ama bu işler yani 3 büyük şehir, 4 büyük şehirde. Hocam bir de şuraya açıklık getirelim. Evet. Ben gerçi biliyorum onu ama İstanbul bölgesi diyor. İstanbul bölgesi. Bu evet. Nasıl oluyor şimdi? Samsunlu bir kişi İstanbul bölgesi diye çıkıyor. Benim bildiğim kadarıyla herhalde kurslarını orada gördüğü için mi? Yok şöyle şimdi Mete üniversite dönemlerinde şeydi orada kursa başvurdu. Sanırım orada başvurdu orada başladı hakemliğe. Daha sonra buradaydı beraber hakemlik yaptık. Hatta Mete Süper Lig yardımcı hakemiydi. Daha sonra B'ye döndü yani ikincilik B kategorisine. Devamında A ve Süper Lig'e çıktı birkaç seneyle birlikte. Bundan sonra da zaten çıkmadan önce de İstanbul'a gitmişti. Şimdi İstanbul merkez. Neredeyse bütün hakemler neredeyse İstanbul'da yani. Evet. Burada İstanbul, Ankara, İzmir. Daha sonra da ister istemez Karadeniz bölgesine Trabzon geliyor. Sebep şu. Bizim zamanında Samsun'dan hakemimiz yok. Evet, bir hakemimiz olsa MHK'da üyemiz olur. Üyemiz olur. Zamanında hani olsaydı... Evet. Ve
çeşitli çekişmeler olmasaydı bir hakemimiz olurdu. Hakem daha sonra ne yapıyor? MHK'ya giriyor. MHK'ya girdiğimiz zaman o zaman söz sahibi oluyoruz. Yani hakem camiası olarak. Kim çekişti hocam? Bu. Onlarla şimdi ben üniversite hakemler döneminde... Hakemler mi çekişti? Yok. Üniversite döneminde başladıktan sonra ben daha sonra geldim. Ha, memleketimiz Samsun tabii yani. Esas Selçuk Üniversitesi'nde okuduk. Orada hakemliğe başladık. Buraya geldik. Siz ondan hangi bölge sonra, olarak geçiyor o zaman? Ben tabii Samsun bölgesi diye. Hani Mete de şu anda İstanbul bölgesi. Ama Samsun'dayken Samsun bölgesi. Belirli bölgeler var. İşte Trabzon bölge, Samsun bölge, İstanbul bölge, İzmir, Antalya, Adana belirli noktalar var. İşte Tokat Samsun'a bağlı. Çorum Samsun'a bağlı. Ordu Samsun'a bağlı. Sinop Samsun'a bağlı. Bunlar yeni bağlandı değil mi hocam? Eskiden herhalde yok, Trabzon bölgesinde vardı. Yok önceden de vardı mi? Ama çok eski değil. Tabii önceden biz Trabzon'a bağlıydık mesela. Tabii önceden Trabzon'a bağlıydık. Şimdi peki enteresan bir soru soracağım. Mete Hoca İstanbul bölgesi ama Samsun maçını yönetebilir mi? Yönetmez. Yani verilmezler maçı. Verilmez. Ama şu var. Yani bir ara biz hani şeylere kadar iniyorduk. Hani işi nereli, şurası nereli. O maçı aldık, oradan oraya verdik. Evet. Yani bunlara çok dikkat ediyorlar ama şimdi Mete tabii şu anda FIFA hakemi. Evet. Dolayısıyla Samsunspor maçını yönetme şansı da zaten yok şimdi. FIFA hakemini 2B'ye verirler mi? Çok playoff maçları olur. Evet. Onu da olabilir. Belki. Ama Samsun'da işte Mete de Samsun olduğu için onun verme şansları yok ister istemez. Şimdi mesela öyle bir maçlarımız oluyor ki işte atıyorum ne diyelim Buca Spor'la maç yapıyoruz. İzmir bölgesi hakemi diyor. Yönetebilir evet. mi? Buca İzmir vermemeleri lazım. Normalde olmaz. Yani etik olmaz. Ha şöyle olabilir. İstanbul'da iki takım vardır. İstanbul hakemini verebilir. Evet. Karşıyaka Göztepe maçı. İzmir'den bir hakem verebilir. Ama onun da sakıncaları var. Gene eski Süper Lig hakemlerinden sanırım ismi şimdi aklıma gelmedi. Bir Karşıyaka Göztepe maçına çıktı ve maç çok sıkıntılı geçti. Hakemliği bırakmak zorunda kaldı. Tamam hatırladım o maçı hocam. Evet. Sanırım şeydi Hüseyin Sabancı'ydı. Gözlemcisi de sıkıntı yaşadı. Dolayısıyla bu tür şeyler oluyor. Sonuçta gidiyor şimdi Alsancak'ta yürüyor. Bir tanesi Göztepe, diğeri Karşıyaka. 35,5-35 bunların devamlı şeyleri var yani. Rekabetleri var. Yani o hakem şimdi orada yürüyebilecek mi? Hani Karşıyaka'da yürüsün veya Karşıyaka'da oturuyorsa. Yani bu tür sıkıntılar oluyor. Ama tabii 15 milyonluk bir İstanbul'da iki İstanbul takımına tabii ki Hüseyin Göcekler, Fırat Aydınuslar bunlar çıkabilir. En fazla ceza alan hakem aklınızda mı hocam var mı? Vallahi cezada şöyle diyelim yani 8-10 hafta ceza alan hakemimizde dinlendiriliyor oldu. Mu? Tabii dinlendiriliyor. Zaten bu kadar ceza alan bir hakem de bir sonraki ligde yani bir sonraki sezonda kategori maç sayısından dolayı ister istemez sıkıntı yaşar. Belli bir mesela bir zannedersem bir sürede koşacaksınız işte 100 metreyi. Tabii şimdi bir dönemde biz o zaman bölge Trabzon'du. Her ay koşuya gidiyordum ben. Her ay buradan çıkıyorum. Orada da Cemal Gemici vardı. Ali Aydın hocamızın yardımcı hakemiydi. Bölgeye gidiyorduk Trabzon'a. Eski Avni Aker şimdi yani yıkılan evet. yer. Orada her ay koşumuz vardı. Bu Süper Lig yardımcılarda böyleydi. Şimdi artık çok ilerledi. Yani şimdi biz polar saatlerimiz vardı. Biz son 6-7 seneyi o şekilde yaptık. Yani ne polar saatimiz var. Buna göre idman geliyor. Bu idmanı biz işte drilleri olsun ağır idmanları yapıyoruz. Salı perşembe saat 6'da. Cuma günü sadece Süper Lig yardımcılar kendi ekstra yaptıkları için ayrı yapıyorduk. Ve ona göre bizi saate kaydediliyor. Bantımız var, göğüs bantı. Saate kaydediliyor. O zaman laptopa atıyorduk. Oradan da Marmara Üniversitesi'nde bizim hocamız var. Ali Kılızılit. Hakemlerin antrenörü diyeyim size. Yani kondisyon anlamında. Evet. Ona gönderiyorduk. O antrenmanlar yapılmış mı yapılmamıştı. Bunların takipleri yapılıyor. Yani o yukarıda işler çok daha sıkı. Ha, alt ligler biraz daha gevşek oluyor ama onların da şu anda
yılda, yani sezonda 4 tane koşuları var. Koşuyu koşamayan maçı alamaz. İki kere koşamayan klasman düşer. Yani çok büyük bir ciddiyet var. Ben Tuğrul Akkoyunlu hocam. Tuğrul. Benim çok sevdiğim çocukluk arkadaşımın yeğeni olur. Evet. Tuğrul'dan bazen böyle görüşüyoruz. İşte bir sefer sakatlandı. Şey yapamadı, görev alamadı falan. Orada. Peki VAR sistemiyle ilgili düşünceniz nedir hocam? Şimdi VAR sistemiyle ilgili hani şu anda hani düşüncem nasıl diyeyim? Şimdi Dünya Kupası'ndan örnekler veriliyor. Dünya Kupası'nda 36 tane kamerayla izlendi maçlar. Yani yaklaşık 10 saniyeli maçın problemli kısmı, pozisyonları çözülüyordu. Şimdi gelelim tabii başlangıçta sıkıntılar olacak ister istemez ama şimdi orada 36 kamerayla izlenirken burada şu anda 16 kamerayla izleniyor. Ya bunu arttıracaklar. Hani sonuçta çok büyük bir bütçe var ve dünyanın diyelim artık VAR sistemini Riva'ya kurdular. Şu anda yabancı ülkeden FIFA hakemleri geliyor orada seminerler görüyor. Ama bu kesinlikle bu 16-20 kamerayı bizim çok daha fazla kamera sayısına çıkartmamız lazım. Tabii bir alışma dönemi de var ister istemez. İşte oldu olmadı. İçeride VAR hakemleri var. Ama genelde çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu genelde anda sistem tamamen buna döndü. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde bu önümüzdeki sene VAR sistemini getiriyorlar. Çünkü artık geride kaldı. İlave yardımcı hakemlerle dahi olmuyor. Al ileri, geri sana. Bakılıyor pozisyon, net görülüyor. Şimdi zaten Şampiyonlar Ligi'nde muazzam bir bütçe ve UEFA zaten biliyorsunuz. Oraya çok büyük bir para harcanıp aynı sistemi oraya getirdiklerinde önümüzdeki sene de bunları Şampiyonlar Ligi'nde de göreceğiz. Biz daha erken davrandık mesela şu anda. Yani evet. Federasyon bunun üzerine, hakemlerin üzerine çok düşüyor şu anda. Yani onları profesyonel hakem yaptı. Hani artık çok önemli değil şeyler böyle. Hani önceden bize şu denirdi, meslek. Ama meslek her zaman olması lazım. Yani mesleğin olacak onun yanında. Tabii ki hakem. Yani her şeyi hakemliğe endekslemeyeceksiniz. Yarın bugün bitti. Ne olduk? Biz işte Allah'a şükür öğretmenliğimize devam ediyoruz. Evet. Kopmamaya çalışıyoruz. Anlıyorum. Yani bunun yanında yurt dışının maçlarına gittik. Yani bunlar hocam, tabii çok güzel şeyler. Hocam onu şöyle söyleyeyim de maç başına nedir hocam? Ücretlendirme nedir? Bir de onu çok merak ediyor. Bizim taraftarlarımız hep sorarlar. Ya o dünyanın şimdi parasını bu, alıyor bir maçtan yani falan. Yani kategori kategori değişiyor açıkçası. Yani Süper Lig hakemi farklı. Nedir Süper Lig? A hakemi 5 lira alır mı hocam? Yok, çok daha fazla. Daha fazla. Onun ben size çok çok daha anladım fazla olduğunu söyleyeyim. Tamam. Hani burada rakam anladım edersem tamam. Hakem arkadaşlarıma yani, karşı da tamam, şık 5 lira olmaz değil mi üstünde olduğunu? Tabii ki, tabii ki. İyi artı yani, aldıkları profesyonel hakemler bir maaşı var artık. Öyle şey değil yani. Anladım. Ufak tefek şeyler değil. Ve hep ona döndü değil mi hocam? Yani tabii, profesyoneller şöyle döndü, üst tarafta ona döndü. A hakemi ve A'nın altındaki hakemlerde bu yok. Bu yok. Onlar maç başı. Tamam. Ender hocam, kafana takılan var mı? Yok hocam, çok net açıkladı sağ olsun. Ağzına sağlık. Gayet güzel bilgilendik. Ama bu bizim offside diye iptal edilen golde bu ligde VAR olsaydı hakem o bayrağı çekmezdi. Golü verirdi. Nasıl olsa da VAR'da izlerler bunu. Mutlaka kamera açısı da çok daha net olurdu. Yani iptal ederler derdi. Peki hocam bizim hakemler elimizde hakemler o konuda değil mi hocam? Psikolojiktir yani. Hemen bayrağı çekmez tereddütte şimdi olduğunda. Şöyle nasıl bir olsa VAR var. Var. Şimdi biz maça çıktığımız dönemlerde eğer ki yanlış bayrak çektiysek ve zaten o zoomlama yardımcı hakemin kare içerisine girersin. Orada zaten ben diyelim ki bir arkadaşım yanlış çekti veya doğru çektiğini o surat ifadesinden anlaşılıyor. Ama bunu hakem anlayabilir. Yani hisseder onu çünkü. Hata yapan öğrenciyi öğretmenin anlaması gibi. Zaman zaman şimdi bakıyorsun %100 penaltı ama basireti bağlanıyor, veremiyor. Yani oluyor çok böyle doğru şeyler. Ona katılıyorum. Hani hatalar var mı? Ha, bu hataların yeter ki art niyetli olmaması. Evet. Ama size inanın yani diyebilirim ki özellikle yani biz son 97'den beri bu işin içerisindeyiz. Camianın içerisindeyiz. Yani
şu badireli dönemlerde bir tane hakem ismi var mı şu anda sıkıntılı yok. Durumda olan? Bir yok. Tane yok. Yok. Bir tane yok. Biz doğru. Maçtan önce iki saat kala maçta telefonlar kapanır. Maçtan sonra telefonlar kapanır. Şehirden ayrılırız. Ondan sonra telefonlar açılır. Şimdi şayet bizim buradaki offside kamerası olsaydı evet. Bu görüntülerle beraber Samsunspor hakkını arayabilir miydi? Şöyle arayamazdı çünkü bu bir hakem hatası. Hakem hatası. Bu hakem hatası. Ne yapacak? Hakemden puan yazacak. Hakem Türkiye cezaya girecek. Futbol Federasyonu Başkanlığı'na İstanbul. Tespit ettiğimiz kamera görüntülerinde hakeminizin offside'i atladığı, golümüzün verilmediği tespit edilmiştir. Gereğinin yapılmasını arz ediyor. Ne olacak yani bunun şeyiyle, cezası ne? Hocam azıcık gaz verelim de belki bir şey çıkar diye bakıyoruz. Peki birkaç mesaj daha okuyayım. Hüseyin Varlık, Didim'den selamlar. İyi yayınlar, bu kadroyla şampiyon olacağız diyen Taner Hoca 4 haftadır oynanan futbolu görmüyor. Mekki eski şans devam ederse bizi yenerler. Hem de Samsun'da hem de İstanbul'da bakacağız bu haftaki yenilginin sebebi neydi? Mustafa Kopar, iyi yayınlar. Bizim için önemli olan bu haftaki maç, son yıllarda istatistik olarak böyle final maçları kazanamıyoruz. Daha şimdiden hocamız olumsuz beyanatlar veriyor. Allah aşkına şu Samsun'un hocalık yapacak cesur yürek yok mu? Samet Asçı, Taner Hoca'nın açıklamaları tam bomba. Sarıyer'den korktuğu bariz, belli. Yenilirsek dünyanın sonu değil ne demek? Sen Samsun'un hocasısın ya galibiyet için gideceğiz demiyor. Bu futbolcuları nasıl motive edeceksiniz çok merak ediyorum. Selçuk Demir, değerli hocam biz çok basit bir oyun oynuyoruz. Yıllardır yüreğimiz ağzımızda maç izliyoruz. Yeter artık. Hep bu takım ligin üstünde deniliyor. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Fırat Yıldız, abi Taner Hoca kesin yenecek gözüyle bakıyor. Oyuncuların yenilecek gözüyle bakıyor. Oyuncuların morali bozuluyor. Muhittin Yorgancı, abi Erenköy'den Mehmet Bilgin samimiyetine güvenerek sonunda şampiyonluk görünüyor mu? Hocam size herhalde Erenköy'den Mehmet Bilgin he. Samimiyetinize güvenerek sonunda şampiyonluk görünüyor mu bize soruyor. Selçuk Demir, Atilla Bender hocam öncelikle sizleri ekranda görmek çok güzel. Teşekkür ediyorum. Kozluklu Vedat, selam iyi yayınlar. Bu benim kanaatim. Sezon başında hoca yanlış yaptı. Direkt bu takımın başına Erhan Altın gelecekti. İnanın ki bugün çok daha iyi yerlerde oluruz. Sonra bu ligin hocası, bu ligin oyuncusu olmaz. Olmaz olursam böyle kafa tutarlar. Rakip senden korkmuyor oynarken. İsmail Özdemir, abi Sarıyer maçı ne olur? Habib Bozyel, bekliyoruz abi İstanbul'a. Halim Albayrak, Samsunspor'dan bir şey olmaz, kandırmayın diyor. Arkadaşlar şu anda takımın bir başkanı, bir hocası, futbolcuları var. Bu takıma biz sonuna kadar destek vereceğiz. Bizden çok daha iyi düşünen, daha fazlasını düşünen bir İsmail Uyanık başkan var. Bunu herkes bilsin. Çünkü ben onu bir maç seyrederken görüyorum. Onun hareketlerinde benim canım sıkılıyor. Ben üzülüyorum. Onun için hiç merak etmeyin. Gereken yapılır. Gereken yapılır. Takviye yapılacaksa ikinci yarıda bu takıma mutlaka takviye yapılır. Hocayla problem varsa bunu yine başkanımız mutlaka karşılıklı oturup konuşup bir şekilde çözüme kavuşturacaktır. Ercan Koloğlu gibi, Celil gibi, Ali Reşat Çağan gibi, ne bileyim Suat Çakır gibi hep futbolun içerisinde olan insanlar bu takımın içerisindeler. Onlar bizden çok daha ince düşünüyorlar. Çünkü hani diyoruz ya ateşten gömlek diyoruz ya tam ateşten gömlek giydi şu andaki yönetim. Onun için hiç canınızı sıkmayın. Bizler de biliyoruz ki o kişiler orada olduğu müddet içerisinde bizden daha çok düşünüyorlar ve gereğini yaparlar diye düşünüyorum. Ender Hocam var mı? Yok, teşekkür ederim. Sarıyer maçı pazar gün 1.30'da İstanbul'da. İnşallah hep birlikte orada olacağız. Şimdi bu maçta evimizde kaybettiğimiz bu 3 puanı Sarıyer gibi birinci derecede rakibimizi yenerek telafi etmemiz lazım. İnşallah. Bu maç sadece Sarıyer'i yenmek anlamına gelmez. Bence bu maç 3 puanlık bir maçtır. Bizim Sarıyer'i yenmemiz durumunda 30-29-29 gibi üst taraf tamamen puan durumu kafa kafaya gelir. Tamam. Bir anlamda bu kara bulutlar, kara bulut var mı yok mu onu da bilmiyorum ama ben en azından karamsarım. Oynanan futbol adına karamsarım.
biraz bir nebze dağılmış olur. Umarım Sarıyer'i iyi etüt etmişlerdir. Sarıyer'i iyi izlemişlerdir. Bildiğimiz kadarıyla rakipleri izleyen bir şey de var. Yani komite de var. Var. İzleme ekibi var. Onlar raporlarını hocaya, teknik heyete sunmuşlardır eminim. Eksiksiz bir şekilde. Hoca da inşallah Sarıyer'i yenebilecek bir şekilde bir oyun planıyla sahaya çıkar. Oradan 3 puanla döneriz. Ama dönemezsek hoca dünyanın sonu değil diyor. Bence doğru bir laf. Ama Samsun gibi futbolun böyle her şeyinin didik didik edildiği şehirlerde her doğru her yerde her zaman söylenmez. En azından bunu söylediğiniz zaman siz insanlarda bir anlamda bir karamsarlık havası oluşturuyorsunuz. Siz sadece teknik direktör olarak bu şehrin takımını çalıştıran, sahada taktik veren, idman yaptıran kişi değilsiniz. Siz aynı zamanda lider konumundasınız. Sözlerinizle, hareketlerinizle, vereceğiniz o ışıkla, vereceğiniz o enerjiyle, ortaya koyacağınız sinerjiyle de önemli bir isimsiniz. Önemli bir koltuktasınız. O yüzden bu tür beyanatların yerine ve zamanına dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ ol hocam. Haftaya hocam, inşallah sağ salim görüşmek dileğiyle. O zaman bir, yani biz şimdi, sen de İstanbul'a maça geliyorsun. Skor tahmini var mı? Yenecek miyiz yani? Ben skor tahmini bu maçlarda zor olur ama umarım galip geliriz. Ama biz bak böyle maçları seviyoruz hocam, biliyor musun? Yani bizden başa baş mücadele etmek isteyen takımlarda biz hep galip gelmişiz. Ben hep dikkat ettim onu. Hep başarılı olmuşuz. Ben buradan mağlup olacağımızı ben hiç düşünmüyorum hocam. Açık söyleyeyim sana. Ha Keçiören maçından öncesinde de bana sordulardı. Ben de bunu çok rahat geçeriz diye düşünmüştüm. Bak onu da söyleyeyim. Yanıldım tek maç. Yanıldığım tek maç. Abi bak her hafta söylüyorum. Bıkmadan, usanmadan söyleyeceğim. Geçeceksin bu tür rakipleri. Hem de evinde 1-0. Kayıpsız geçeceksin. Evet. Hem de bu taraftarın önünde. Yani ya. Hocam 18 bin, 20 bin kişi oynuyorsun. Yok Keçiören gücüymüş, Niğde'ymiş, Ahmet'miş, Gümüşhane'ymiş. Yani bunlar biz eğer böyle her maça böyle basit böyle ufak tefek maçlara takılacaksak biz şampiyon falan olamayız. Kemal Alver beyefendi, Samspor, İsmail Yönük bayramlaşmadaydı herhalde. Bahçedeydik. Çağırdı başkanı. Ya İsmail Başkan, ben dedi ne zaman dedi şu dedi göbeğimi kaşıya kaşıya rahat bir maç izleyeceğim dedi. Ve hiç unutmuyorum. Aynen bu ifade. Geliyoruz dedi, sıkıntıdan dedi, patlıyoruz dedi. O da dedi hiç merak etme dedi, söz veriyorum dedi. Çok rahat maç izleyeceğim. Sayın Valimiz de o zaman oradaydı. Tamam dedi Sayın Başkan, sen öyle dedikten sonra dedi o zaman dedi bir rahat maç izleyeceğiz dedi. Ama çok sıkıntılı maçlar izliyoruz gerçekten. Hocam, sizin son sözlerinizi alalım. Şimdi hakem, mesaj varsa onları okuyabilirsiniz. Evet. Şimdi ben tabii bizim bölümümüz hakemlikle olduğu için. Evet. Şimdi bu maç birinci ile üçüncünün maçı. Dolayısıyla buraya mutlaka çok tecrübeli bir hakemin atanması lazım. Mutlaka federasyonda tabii ki bakıyorlar. Bölge sorumluları var. Yani üst taraftakini PTT veya işte birincilik ve Süper Lig'i farklı bir etap atıyor. Diğerlerini bölge sorumluları atıyor. Bu çok önemli bir maç. Dolayısıyla çok tecrübeli bir hakem vereceklerinden ben eminim. Aklınızdan böyle bir isim geçme şansı var mı? Yani gene şöyle olabilir. Bu yani A'da daha önceden çok maç yönetip daha sonra B kategorisine düşen bir hakem de olabilir. B'de maç sayısı çok yüksek olan. Hı. Yani şimdi baktığımız zaman Ferhan Hoca sanırım 12. haftada bakın 6 tane B maçı yönetmiş. Peşine 2 tane kupa maçı yönetmiş. Diye tabii dedik İzmir bölgesinden. Onur Tanrı verdi. Bursa bölgesinden daha önceden 2 senelik B hakemi, B yardımcı hakemi 5 B maçı yönetmiş. Bir kupa maçı var. Osman kardeşimiz daha yeni çıktı, o mühendis Kayseri'den. Onun da 5 B maçı var. Yani şu triyodan yardımcıların belki biraz daha tecrübeli olanlarını seçerler. Ama bu tip A'dan B'ye gelen veya B'de çok tecrübeli hakemler var. Mesela önceden Mustafa İlker Coşkun
Bu hocamıza da biz hem yurt dışı maçına gittik. O dörtlüncü hakemdi, biz yardımcı hakemdik. Hüseyin Göcek, Alper Ulusoy, ben ve Mustafa İlker Coşkun'du. Karagandi, Şakter, Debreçe maçıydı. O senelerce Süper Lig'de maç yönetti. Şimdi B kategorisi hakemi. Yavaş yavaş artık son dönemlerde biraz daha alt kategoride yönetici aşağıya geçti. Yani ligden B ligine artık düştüler. Burada yani böyle bir hakem gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü 1 ve 3. Takımlar eski hatta, Süper Lig takımları. Hatta 1 ve 2 yani, değil mi? Attığımız gol de eşit, yediğimiz gol de eşit. Tabii. Galibiyetimiz doğru. Eşit, beraberliğimiz eşit, yani mağlubiyetimiz bunlar, eşit. Şimdi bu 6 puanlık maç. Evet. Yani 6 puanlık. Kesinlikle. Yani tabii ligin daha 3'te 1'i bitti. Ama bunlar hata kaldırmayan maçlar. Hem hakemin başını ağrıtır hem de ister istemez takımların başını ağrıtır. Yani bir yanlış bir yani pozisyonda Allah korusun. Samspor ondan ilgili hocam biliyorsunuz karar aldı. İsmail Başkan'ın şöyle söyledi. Evet. Futbolcuların kesinlikle hakemle en ufak bir şeye girmemeleri konusunda, sarı kart ve kırmızı kartlar konusunda futbolcuların hepsini uyarıldı bu konuda. Evet. Çok centilmen bir takım. Fair Play ödülüne layık bir takım olmak için çalışma başlattı. Bunu dikkat ederseniz hiç hakemin yanına hemen hiç itirazlar yok. Bizim takımda. Yani inanır mısınız? Başkanımız çok da hassas. Biz 250 çocuğu götürdüğümüzde yeni gelen, ilk defa gelen bayan hocalarımız da geldi. Yani organize ettik, onlar da geldi. Ya ne kadar zevkliymiş maç dedi. Stat muazzam dedi. Yani bir skorumuz kötüydü dediler. Ancak ya hiç küfür olmaz, küfür duymadılar. Yani statta ben bilemiyorum yani küfür yoktu. Hocam zaten hafta içerisinde belki o tarafta biraz daha bir şeydi ama hafta içerisinde Samsunspor'lu futbolcuların böyle bir çalışmaları vardı. Küfür etmek, küfür etme ettirme diye slogandan çıktılardı. Evet. Samsunspor kulübü Türkiye'de yine örnek olacak, lider olabilecek bir çalışma yürütüyor. Futbol küfür etme, futbolu kirletme diye. Bununla ilgili de futbolcularla birlikte çeşitli videolar hazırlandı. Sosyal medya hesaplarından yani paylaşılıyor. Yani her anlamda Samsunspor takımı büyüklüğüne yakışır faaliyetler yürütmeye devam ediyor. Bir de şu saha içindeki futbolu düzeltiyoruz. Evet, en büyük sıkıntımız o zaten. Benim sıkıntım o ya. Düzelir inşallah. Yani 180 es kumaş var, iyi bir takım giyemiyoruz. Hocam yani. Bu 180 es kumaş ne ya? Ya teşbihte hata olmaz derler ya, örnek veriyorum. Her şeyin müsait. 180 S deyince hep aklıma Mercedes yani geliyor da. Yani ben sana onu anlatırım sonra. Benim de aklıma hep Mercedes geliyor da bu arada ya. Engin kardeşim Çalımlı oradan selam yolluyor sizlere. Ve Samsun Mercedes Garaj programında seviliyor ve izleniyorsunuz diyor. Buradan selamlarımızı yollayalım. Hocam ilave edeceğiniz başka bir şey var mı? Yani sanırım bilgileri yoktu ama herhalde bizim çocukları maça götürdüğümüz için öğrencilerimizi onlar da demek ki müptelası programın ki ben kimseye şimdi ilk programda herhangi bir şey söylememiştim. Baktım çocuklar yani, mesaj atıyor. Sağ olsun, onlara selamlarımızı yollayalım minniklerimize. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bundan sonra programlarımıza beraberiz. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Ender hocam ilave edeceğim bir şey var mı? İyi akşamlar diliyorum. Bizi izleyen herkese saygılar sunuyorum. Evet sevgili izleyiciler, bir Spor 55'in daha sonuna geldik. Ercan Gün kardeşime, Engin kardeşime, Samsun Mercedes Garaj'a buradan saygılar, sevgiler yolluyoruz. Samsun'da doğdum, Samsun Spor'la yaşıyorum, Samsun Spor'la öleceğim. Hepinize iyi geceler diliyorum, hoşçakalın.